Şu İslam düşmanlarına bakınız ki yuhibbune, seviyorlar. En teşi'al fahişetü, fuhşun yayılmasını, şuyu bulmasını istiyorlar, arzu ediyorlar, seviyorlar. Fillezine amenu, müminlerin arasında fahişeliğin yayılmasını istiyorlar. Kötülüklerin yayılmasını istiyorlar. Sapıklığın yayılmasını istiyorlar. Eşcinselliğin yayılmasını istiyorlar. Açık saçıklığın yayılmasını istiyorlar. Edepsizliğin, hayasızlığın yayılmasını istiyorlar. İnnellezine yuhibbun en teşi'al fahişetü fillezine amenu. İman edenlerin arasında. Hakikaten mümin kardeşlerimiz, mesela şöyle bir misal ile konuyu biraz daha açmak mümkün. İçinizden bir Müslüman kardeşimizin gecenin yarısına doğru kapısı çalınsa, içimizden bir Müslüman kardeşimizin oturduğu evin kapısı gece yarısına doğru çalınsa, olur ya, kapıyı hafif açıp o Müslüman kardeşimiz kimsiniz diye sorsa, ne istiyorsunuz, arzunuz nedir diye sorsa, onlar da deseler ki, biz senin evinde, salonunda bu saatten sonra toplantı yapacağız, şarap içeceğiz, kadın erkek karışık bir vaziyette çırılçıplak alem yapacağız, aramızda eşcinseller de var erkek erkeğe, onlar da kendi arzularını tatbik edecek, senin evinde 3 saat kadar kalacağız, içeceğiz, rezalet işleyeceğiz, kefazelik yapacağız, fuhuş yapacağız. Bize müsaade eder misin, kapıyı açar mısın deseler, hiç mümkün müdür ki içimizde bir Müslüman bunlara müsaade etsin? Hiç mümkün müdür ki buyurun buyurun, hoş geldiniz desin? Kıyameti koparırsınız, kapıyı kapatırsınız, asabileşirsiniz, sinirleriniz tepenize basar, kıyameti koparırsınız. Ama televizyon kanalları gece yarısından sonra o sapıklıkları, o eşcinselleri, o namussuzları, o rezilleri her akşam Müslümanların evine taşıyor mu, taşımıyor mu siz söyleyin. Her akşam geliyorlar, her akşam salonunuza, her akşam odanıza, her akşam evinize toplantı yapıyorlar. Çalgıcılar, şarkıcılar, şerefsizler, namussuzlar, hayasızlar, bütün çarpık edatlarıyla her akşam Müslümanların evine gelip yerleşmiyorlar mı? İnnellezine yuhibbune en teşi'al fahişetü fillezine amenu. Müminlerin arasında fuhşu, rezaleti yayıyorlar. Hayasızlığı yayıyorlar. Namus düşmanlığını, ırz ve namus aleyhdarlığını yayıyorlar. Aile bütünlüğünü sarsan programları icra ediyorlar. Zinayı teşvik ediyorlar, nikahı kötülüyorlar. Türlü filmlerle, türlü yayınlarla, türlü programlarla, türlü bahanelerle çırılçıplak kadınlar Müslümanların evlerine her akşam geliyor mu gelmiyor mu ekran ve televizyon vasıtasıyla. Bütün bunlar İslamlaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Müslümanlar bütün bu engelleri, bütün bu maniaları, bütün bu çarpık davranışları, sapık hareketleri çok iyi tanıması lazım ki, çok iyi anlaması lazım ki bunun önüne geçebilsin, bunu durdurabilsin. Bunun için de Müslümanların çok güçlü olmaları lazım. Maddeten ve manen, ahlaken çok yüksek seviyede olması lazım. Müslümanların ellerindeki imkanların çok güçlü olması ve bu imkanları İslamlaşmanın, İslam'ı hayata hakim kılmanın yolunda kullanmaları lazım. Kesinlikle bu konudaki yanlış kanaatleri, yanlış düşünceleri, yanlış inançları tasih etmek lazım, düzeltmek lazım. Allah'ın kitabında kesinlikle dünya kötülenmemiştir. Dünyayı kötülemek mümkün değildir. Çünkü biz dünyadayız. Allah dünyayı kötülememiş. Ancak
ahiretin daha hayırlı, daha önemli olduğunu haber vermiş. Hepiniz Kur'an'ı zaman zaman okuyorsunuz, görüyorsunuz. Velel ahiretu hayrul leke minel ula denmiştir. Kur'an'ın ifadesi budur. Velel ahiretu, ahiret hayatı. Hayrul leke, ey Habibim senin için ve sana tabi olan ümmetler için ahiret dünyadan daha hayırlıdır demiş. Dünya hayırsızdır dememiş. Bu konuda yanlış telkinler var. Yanlış anlayışlar var. Yanlış anlatımlar var. Yanlış düşünceler var. Dünya kötülenmemiştir. Peki kötülenen şey nedir? Bunu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok mübarek bir hadisiyle dikkatlerimizi bir noktaya çekerek şöyle buyuruyor. Hubbü'd-dünya, bakınız, hubbü'd-dünya ra'su külli hatiye. Müslümanların işledikleri hataların, yanlışlıkların, sapıklıkların sebebi, başı dünya muhabbetidir diyor. Aman Allah aşkına iyi anlayalım. Müslümanların düştüğü hataların, sapıklığın, yanlışlığın baş sebebi hubbü'd-dünya. Dünyayı sevmek tabiri kullanmış. Dünya sevgisi. Dünyadır demiyor, dünya sevgisidir diyor. Bu kelimeleri çok iyi anlamak lazım. Dünya başka şey, hubbü'd-dünya başka şeydir. Hubbü'd-dünya, dünyayı muhasebesiz, muhakemesiz, sınırsız sevmeye başladın mı, felaketlerin eşiğine geldin sayılır. Dünyaya yaklaşırken, dünyayı elde etmeye çalışırken, dünyayı değerlendirirken, dünyaya önem, dünyaya değer, dünyaya kıymet verirken, kıymet ölçünüz çok önemli. Neye göre dünyaya kıymet veriyorsunuz? Tamam, dünyaya kıymet vermeyin, dünyayı kötüleyin, dünyayı sevmeyin, dünyayı tutmayın, dünyayı beğenmeyin demiyor İslam. Dünyaya kıymet vereceksiniz. İşinize, ticaretinize, hayatınıza, maddenize, mülkiyetinize, malınıza kıymet vereceksiniz ama kıymet ölçünüz ne olacak? Hangi ölçüye göre kıymet vereceksiniz? Neye göre dünyayı kıymetlendireceksiniz? Neye göre dünyayı değerlendireceksiniz? İşte İslam burada bütün ağırlığını ortaya koyuyor, ölçüyü veriyor, hesabı veriyor. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Dünyayı değerlendirirken, sanayileşirken, fabrika kurarken, tesis kurarken, yol yaparken, arazinizi ekerken, ağaç dikerken, tünel açarken, suları yer altından yer üstüne çıkarırken değer ölçünüz ne olacaktır? İşte İslam burada ortaya çıkıyor ve bütün düşüncelerin, felsefelerin, batıl anlayışların, inanışların tam tersine Allah katında hangi şey daha önemli, değerli, kıymetliyse onu haber vermeye başlıyor. Yine bunu, bu noktayı, değerlendirme noktasını Efendimiz şöyle beyan buyurmuşlar. Çok muhteşem bir ölçü vermişler. Onu da mealen arz edeyim. Buyuruyor ki, ey müminler, ey Müslümanlar, dünyaya çalışın. Çalışmayın denemez. Tembellik, çalışmanın zıddı tembelliktir. Tembellik İslam'da haram mı değil mi? Vallahi haramdır. Tembelliğin zıddı çalışmak. Demek çalışmak da emri ilahidir. Neye çalışmak? Dünyamıza, dünyadayız. Rızkımızın teminine, ticaretimizin devamına, arazimiz varsa ekilmesine, yetiştirilmişse biçilmesine, tarım dediğimiz, ticaret dediğimiz, sanayi dediğimiz, sanatkarlık dediğimiz bütün dallarda çalışmak Müslümanlara farzdır. Tembellik haramdır. Çalışınız dünyaya. Eğer çalışmasanız varlığınız olmaz, birliğiniz olmaz, sözünüz geçmez, hakimiyet sağlayamazsınız, itibarınız azalır, size kimse itibar ve itimat etmez, değeriniz düşer,
kıymetiniz azalır, sözünüz geçmez olur.